Evet. Herkese selam dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Merhabalar, merhabalar efendim. Hoş geldiniz. Baki ile beraber şimdi sizlere Discord kapatılınca Element diye bir programa geçtik. Onu tanıtacağız, onu göstereceğiz. Biz eskiden beri Gezenti Kaptan kanalı olarak dostlarımla birlikte bu tarz şeylere girmiyoruz yorumlara. Bir şey kapatılırsa kapatılmıştır. Açılan, açılırsa devam ederiz, açılmazsa buradan devam ederiz. Biz sadece bir alternatif olarak diğer arkadaşlarımız da görsün ya da bu tarz iş yapanlar. Mesela Baki tasarım işi yaptığı için ekmeğini buradan kazanıyordu. Tabii ki dükkanı da var hani kendisinin. Müşterilerine anlık böyle ekran açıp gösteriyor. Şu anda mesela oyun oynuyor, bana ekranını yansıtıyor. 3-5 tane ya da 1000 tane ya da 100 tane artık ne bileyim işte tip yüzünden bu uygulama kapatıldı. Neyse detaylara çok girmeye gerek yok. Bizim gibi insanlar da mağdur oldular. Biz de arkadaşlarımızla toplanıp oyun oynayan insanlarız. Akşamı stresini atan insanlarız. Başka bir amacımız da gayemiz yok. Ki bize zaten birbirimizin sesini duymamız yeterliydi. Onu da sağ olsun şu anki bulduğumuz uygulama fazlasıyla görüyor işimizi. Evet hemen o zaman uygulamayı da sizlere gösterebiliriz. Peki nedir element? Şimdi Emre abi element bize ne vaat ediyor? Element bize böyle daha çok basit arayüzü olan Discord'u biraz andıran insanlarla ya evet, da şimdi mesela iki ayarı var bunun. Bir public var bir de kendin davetin de senin kurduğun alana gelenler var. Aynı Discord mantığıyla işliyor. Yalnız alan kurduğunuzda buraya basıp mesela create space dediğinizde iki çeşit seçenek sunuyor bakın size public ve private. Private kurun arkadaşlarınızla oynayacaksanız çünkü private kurduğunuzda sesli kanallar aktif olacaktır. Mesela bir kanal kurayım ben sizin için şu anda göstereyim. Mesela yeni oda kur. Şimdi yeni oda kurduğumda eğer public yaparsam sesli sohbet olmayacaktır. Sadece yazılı ilerleyecektir. Hani bu şey için olmuş. Gelip birileri sabota etmesin ortamınızı, oyununuzu bölmesin diye. Siz oda kurarken buna dikkat edin. Bir tane alanınızda mesela public oda kurun gelenleri görmek için ya da sohbet için. Ama genelde bizim gibi sesli konuşmak istiyorsanız sadece davetle çalışan bir oda kurmanız lazım. Invite yani şeyi Davetlere gelirsek. Şimdi bu benim alanım. Alanıma tıkladığımda bakın invite çıkıyor yani davet. Davete tıkladığımda bir arkadaşımı davet etmek istediğimde bu uygulamaya buradan kopyalayıp kendisine linki gönderdiğimde yavaş yavaş katılacaklardır bu şekilde işliyor. Ayarlarını da şöyle göstereyim. Böyle All Settings yaptığımızda sağ, sol alttan giriyoruz. Burada detaylı bir ayar seçeneği var. İşte Keyboard, klavye ayarlarınız var. Kısa yolları burada. Sidebar. Sesli ve video görüntüsü ayarlarında ne kullanıyorsanız işte Output, çıkış aygıtınız. Biz SteelSeries Sonar kullandığımız için bunu seçtik. Mikrofonda yine aynı uygulamadan mikrofon uygulamasını seçiyorsunuz. Buradan kamerayı seçiyorsunuz. Discord'dan daha kaliteli bir şeysi var. Ses seçenek daha... Yayın olarak da daha kaliteli yayın verebiliyoruz. Yayın aynı da hani yayının görüntü kalitesi 720p bence aynı ama ses çok farklı. Burada yine nefes ya da dış sesleri kesmek için noise suppression var ve echo cancellation var. Bu yankıyı kesiyor. Bazı kulaklık kullanmayan, yani mikrofonun dışarıda olan insanların, e, gerçi benim de mikrofonum dışarıda ama kulaklık takılı şu anda. Siz yankı almıyorsunuz. Ki denedik gerçekten gelmiyor. Kulaklık kula çıkarayım kulaklık çıkarınızdan gelmiyor değil mi? Aynen. Yok az önce denedik ya abi. Normalde kendi sesimi duyuyordum. Discord'dayken evet. mesela. Hani şey video dışında normal şeyiz ya. Hoparlörde evet. takılıyoruz ya. Ama şu an mesela kendi sesimi duymadım bugün. Biz bunu denerken. Evet. Gerçekten Echo Cancellation iyi çalışıyor. Bu Discord'a göre çok çok daha iyi bir şeysi var. Onu söyleyeyim. Yapısı var. Onun dışında Kamera açıp kapatmak çok basit. Bakın tek tıkla buradan kameranızı kapatıp normal arkadaşınızla sohbete devam edip buraya bastığınızda tekrar aktif edebiliyorsunuz. Bu arkadaşınız da sizi görmüş oluyor. Şu anda Baki'nin yayınını izliyorum. Bir şeyler paylaşabiliyoruz. Dediğim gibi çok basit. Kullanışı çok şeyli. anlaşılabilir bir program. Ya yani arayüz olarak da biraz Discord'a da benzediği için yabancılık çekmeyi. Yani tek yani. seçenek işte dil Türkçe olmadığı için biraz ayarda zorlanabilirsiniz ama o da artık herhalde ayar seviyesinde herkes dili biliyordur yani. O bir problem olacağını sanmıyorum. Buradan ses video işte görüntü ayarlarınızı yaptığınızda çok rahat bir şekilde arkadaşlarınızla iletişim kurabilirsiniz. Element böyle bir program. Sizlere de bu videonun altına link koyacağım. Davet linki. Gelmek isteyen olsa beklerim. Biz buradayız. Gezenti kaptan olarak yıllardır bu işte beraberiz arkadaşlarımla. Biz de işte cinsiyetçilik, pedofiliği işte ağrı kokuyor. O tarz şeyler bizde yok. Biz buraya akşamları stres atmaya geliyoruz. Farklı bir amaç için toplanmıyoruz. Zaten bizim içimizde o tarz insanlar da barınamazlar. Bizimkisi saygınlık seviyesi yüksek bir yer. Zaten hepimizin yaşları da olgunluk çağını geçmiş ya da olgunlukta olan insanlar öyle çok küçükleri biz abi olarak seviyoruz. Bazen geliyorlar bir şey sormaya. Zaten onlar kalıcı olmuyorlar. Ufaklar, küçük çocuklar. Dediğim gibi bizde yaş kitlesi büyük, toksik bir ortam yok. Bu tarz programları kullanıyoruz. İnsanlara faydalı olsun diye de bunu da çektik, baktık. Bir alternatiftir. Kullanmak isteyene tavsiye ederiz. Programın ismi Element. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Biz devam ediyoruz. Evet. Devam ediyoruz diye kapatmıştık ama son bir özelliği göstermeyi unuttum. Bu çok önemli. Ekran yansıtma nereden oluyordu? Onu gösterecektim. Şimdi bir kişi buraya girdiğinde burada sesli sohbet yaparken bir ok çıkıyor. Hatta göstermek için birisiyle şey yapmamız lazım. Girmesi lazım. Bakinin işi çıktı gitti. Şöyle bir ok, ok, var. Shared Screen diyor. Oraya tıkladığınızda ekranınızı kanaldaki diğer insanlara yansıtabiliyorsunuz. Bunu da dipnot olarak göstermeden geçmek istemedim. Çünkü önemli bir şey. Birçok işini göster yaptığı işi göstermek isteyen ya da ekranını yansıtmak isteyen insanlar için önemli. Az önceki ekranımızda Baki'nin oyun oynarkenki ekranında böyle kameranın yanında bir ok çıkıyor. Share Screen diye o benimle paylaştığı gibi ekranı siz de ekranınızı paylaşmak istediğinizde o tıkladığınızda e, belli bir ekran değil bütün yani masa üstüne çıkarsanız masa üstünü oyun içindeyseniz oyununuzu yansıtıyor. Yani Discord'da o biraz şeydi e, çok seçenekliydi yani hangi ekranı yansıtmak istediğinizi soruyordu. Ama bu uygulamada onu sormuyor o anda. Hangi işlemi yapıyorsanız o ekranı yansıtıyor. Oyunsa oyun. Masa üzerindeki bir işiniz işiniz ya da artık o anda film izliyorsanız film ekranınızı yansıtır. O şekilde çalışıyor. Ekran yansıtmayı da anlatmadan geçmek istemedim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Element bir alternatif. Umarım keyif alırsınız. Alternatif arayanlara da bir çözüm olur. Kendinize çok iyi bakın.